Habertürk'ten merhabalar, ben Helin Genç. İsrail gece saatlerinde Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu. Bu harekatın hem nedenlerine bakalım, anlamaya çalışalım bu harekatı, hem de son durumu değerlendirelim. Habertürk'ten dış haberler editörü Emin Arslan ile. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Elin. Şimdi bu harekata giden süreci şöyle bir toparlayalım Tabii istiyorum, ki. izleyicilerimize Tabii ki. de bir derli toplu hani olsun önlerinde Tabii ki. izlediklerini anlasınlar diye. Bir taraftan da Hizbullah'ın da bir kayıplarına tabii bu süreçte bakacağız. Tabii. Herhalde en büyük taşlardan biri de Hizbullah'ın kayıpları olacak Kesinlikle herhalde. öyle. Yani hani artık komedi unsuruna dönüştürülmüş bir laf var ya, Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor diye. Bu hakikaten kartların yeniden dağıtılması demek. Çünkü Hizbullah'ın tüm komuta kademesi Nasrallah dahil olmak üzere öldürüldü. Şimdi sürece bakalım, süreç nasıl buraya geldi? Zaten 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından Hizbullah ve İsrail düşük ve orta ölçekli bir şekilde çatışıyordu. Ama İsrail daha çok Gazze ile ilgileniyordu, Hamas'la ilgileniyordu. Artık yani şimdi Gazze'de de koca bir yıkım ve insani felaket olduğundan dolayı artık ve Netanyahu savaşın da bitmesini istemediğinden dolayı savaş Lübnan'a da sıçradı. Ki zaten bu savaş aslında biraz da İsrail'in İran'ın tüm kollarını kırma savaşı. Bu sadece Hizbullah'la sınırlı bir şey de değil. Suriye'deki bazı noktalara da İsrail saldırılar düzenliyor. Yemen'deki Husilere de İsrail saldırılar düzenliyor. Zaten Hamas'la birebir çatışıyor. Ve İran'ın 1979 devriminden sonraki yarattığı en büyük, tırnak içerisinde katma değerli grup olan Hizbullah, İsrail tarafından 2 hafta içerisinde teknik olarak bitirildi. Bu da şöyle. Bu işe, buraya nasıl geldik? Hatırladığın gibi 2 hafta önce Hizbullah'ın elindeki çağrı cihazları ve telsizler patlatılmıştı. Onlarca sivil yaralandı, Hizbullah üyeleri yaralandı veya öldürüldü gibi bir kaotik bir durum ortaya çıkmıştı. Buradan da şunu Ki yaralandı dedin de basit bir yaralamadan değil. bahsetmiyoruz aslında. Evet. Uzuv kayıplarına kadar giden Evet, aslında basit bir insanları yaralama değil. hani kalıcı hasarlar veren Kesinlikle, bir durum. kesinlikle. Yani insan haklarıyla falan hiçbir alakası olmayan bir saldırı bu. Yani bir devletin yapmaması gereken bir şey. Ancak şunu da söyleyebiliriz ki İsrail Hizbullah grubunu çok ayrıntılı bir şekilde nasıl diyeyim, istihbari olarak çöküntüye uğrattı. İstihbari olarak bu başarıyı kazanmadan, istihbari olarak %100 noktasına ulaşmadan Hizbullah'ın bu noktaya gelmesi mümkün olmazdı. İsrail'in nokta atışı bir şekilde Hizbullah komutanlarını, Hizbullah'ın yönetici kadrosunu bu şekilde elimine etmesi mümkün olmazdı. İsrail'in, şunu da anlıyoruz, bu İsrail için 7 Ekim'de başlamış bir olay da değil. Yani 7 Ekim'den bugüne İsrail'in istihbari faaliyetleriyle Hizbullah'ın bu noktaya gelmesi mümkün değil. Telsiz cihazların zaten bomba konulduğunu, patlayıcı Konulması, konulduğunu ve Macaristan bunun üzerinden yıllar aynı. önce yapılmış olması. Kesinlikle, kesinlikle. Bu demek ki çok büyük bir plan. Ama şunu da biliyoruz. İsrail zaten uzun bir süredir Lübnan'a bir kara harekatı düzenlemek istiyordu. Bunun da sinyallerini veriyordu. Koalisyon içerisinde, Netanyahu'nun başında olduğu koalisyon içerisinde zaten bu konuyla ilgili tartışmalar da vardı. Bir kesim artık rehinelerin geri gelmesi ve ateşkes ilan edilmesini istiyordu. Netanyahu ve diğer ultra sağcı bakanlar da hayır, tüm onlara göre tüm tehdidin kırılması ve asla ateşkese gidilmemesi taraftarıydı. Biz de şunu biliyorduk. Çağrı cihazları ve telsiz operasyonu, çağrı cihazları ve telsiz operasyonu aslında İsrail'in kara harekatından hemen önceki stepi yani adımıydı. Ancak Hizbullah'ın bu istihbari durumu yani çağrı cihazlarının patlatılma olayını anlamış olabileceğinden korkulduğundan dolayı bu kara harekatından önceye çekildi ve 2 hafta önce biz bunu yaşadık. Bu 2 hafta içerisinde ne oldu? İsrail nokta atışı bir şekilde, nokta atış derken şunu demek istiyorum. Nasrallah'ın nerede olduğunu biliyor, onu bombalıyor ama onu bombalarken tüm mahalleyi bombalıyor. Bombalıyor. Siviller hayatını kaybediyor. Sivil yani bu anlatılamayacak, gerçekten kimsenin yaşamaması gereken bir durum.
nokta atışı derken sadece işte yani değil. Mesela Haniye'nin ölmesi gibi bir nokta atışından bahsetmiyorum. Peki. Orada sadece o ve koruması ölmüştü. Evet. Ama burada bir mahalleyi yok ediyorsun. Ama ne olursa olsun geldiğimiz noktada Hizbullah'ın ki 1982'de kurulan bir grup ve Nasrallah da 32 yıllık lideri. Hizbullah'ın komuta kademesinde hiç kimse kalmadı. Ve şu an İsrail'in hedefi, bu kara harekatıyla İsrail'in hedefi Hizbullah'tan geriye kalanların da kalmaması. Yani harekatın kapsamı ve hedefini açıkça beyan ediyor mu? Evet, İsrail ediyor. İsrail harekatın kapsamında şunu söylüyor. Lübnan'ın güney bölgesindeki Hizbullah noktalarına ben kara harekatı düzenleyeceğim. Benim Lübnanlılarla ve Lübnan'la işim yok ama ben oradaki Hizbullah noktalarını yok edeceğim diyor. İsrail'in geçmişine baktığımızda İsrail'in girdiği yerden çok kolay çıktığını da görmedik. Zaten bundan dolayı problemler daha da büyüyor. Yani Güney Lübnan'da yoğunlaşması gereken saldırılar Güney Lübnan'da yoğunlaşmıyor. Beyrut'a da sıçrıyor. Hı. Beyrut'ta da bir kaos hakim şu an. Bombalar, hava harekatları, bunlar tüm ülkede bir yıkım getiriyor ki bu ülke zaten 2020 yılında Beyrut limanı patlamasında yıkılmış bir ülke. Lübnan'ın içine istersen biraz bakalım. Lübnan şöyle bir durum. Lübnan'a hem bakalım hem de yani sonuçta evet Hizbullah bir güç ama Lübnan ayrı bir devlet aslında. Kesinlikle Lübnan bağımsız, egemen bir devlet. Devlet ve buradaki hani devlet ne diyor? Hani bu duruma devlet nasıl bir tepki gösteriyor? Evet. Devlet mekanizması nasıl çalışacak? Yani İsrail tamam diyor ben Lübnanlılarla işim yok Hizbullah'ı hedef alıyorum diyor ama nihayetinde Lübnan'ın topraklarına kesinlikle, giriyor. Kesinlikle. Burada devlet birliğini korumak açısından Lübnan devlet mekanizmaları nasıl çalıştıracak? Kesinlikle. Şimdi Lübnan şöyle bir ülke. Lübnan Sünnilerin, Şiilerin ve Hristiyanların %30'ar oranda dağıldığı bir ülke. Geri kalan da Dürziler ve diğer halklar. Ama bu üç, yani Sünniler, Şiiler ve Hristiyanlar tarafından yönetilen bir ülke. Lübnan Anayasası'na göre Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan seçilir. Lübnan'ın Başbakanı Sünnilerden seçilir. Ve Lübnan'ın Meclis Başkanı Şiilerden seçilir. Adaylar buralardan seçilir ve bunlar daha sonra yetkiyi alır. Lübnan'ın 600 gündür bir Cumhurbaşkanı yok. Lübnan içindeki partiler, parlamentonun seçtiği, Türkiye'deki gibi değil, parlamento seçiyor Cumhurbaşkanı'nı. Adaylar üzerinde anlaşamadıklarından dolayı partiler, Lübnan 2022 yılından beri Cumhurbaşkanı olmadan, yani devlet başkanı yok bu ülkenin. Lübnan'ın başbakanı Hariri'yi hatırlıyoruz, babası öldürülmüştü. Oğul Hariri 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından rehin alınmıştı başbakanken. Oradayken istifa mektubunu yayınlamıştı. Ondan sonra güç bela Macron'un, Amerikan başkanının araya girmesiyle Lübnan'a geri dönmüş ve istifasını geri çekmiş. 3 yıl daha başbakanlık yapmıştı. 2020 yılında Beyrut limanı patladı. Beyrut'un ekonomisi alt üst oldu. Merkez Bankası başkanının evi basıldı. Lübnan böyle bir kaotik bir durumda bir ülke. Lübnan'da siyasi bir birlik, Lübnan'da siyasi bir gelecek çok zor. Bundan dolayı Hizbullah özellikle son 20 yıldır elindeki hem askeri güçle hem siyasi güçle Lübnan siyasetinde ve bölge siyasetinde büyük güç kazanmış durumdaydı. Ama İsrail'in son 2 haftaki operasyonları bu gücü bitirdi. Zaten biz daha önce şunu da görmüştük. Hizbullah'ın hamisi İran. Direkt olarak Hizbullah grubu İran devrim muhafızları tarafından kurulan bir grup. İran devrim muhafızlarının, İran devriminin Orta Doğu'daki en büyük başarısı aslında Hizbullah'ın kuruluşu ve gücüydü. İsrail bu noktada, yani Netanyahu hükümeti bu noktada, bence birazcık da dünya düzeniyle alakalı bu. Bir otorite boşluğu gördüğünden dolayı, dünya düzeninde bir otorite boşluğu gördüğünden dolayı hiç geri durmadan, kamuoyu tepkilerini dinlemeden, yani dünya kamuoyu tepkilerini dinlemeden, sivil veya eli silah tutan ayırt etmeden durmayarak yoluna devam ediyor. Güç gösterisi aslında. Bir güç gösterisi yapıyor. İşin diğer tarafı Hizbullah, İsrail toplumu içinde terörist bir grup ve bunun neden olduğunu şuradan söyleyebiliriz.
7 Ekim öncesinde Netanyahu'nun oy oranı çok düşmüştü. 7 Ekim'den hemen sonra daha da düşmüştü. Evet. Ama bugün baktığımızda Hizbullah operasyonundan dolayı Netanyahu'nun oyu yükselmiş. İsrailliler bu konuda bir şikayetçi değil. En azından şikayetçiler azınlıkta. Yani şimdi anlattıklarından ben aslında yani Lübnan'ın devlet olarak bir mekanizma geliştirebileceğini düşünmüyoruz. Evet. Beklemiyoruz tabii. Bir şey. Peki Hizbullah bunun karşılığında ne yapabilir ya da İran bunun karşılığında ne yapabilir? Aslında bir sene burada 2-3 hafta öncesine kadar İran'la İsrail arasında bir sıcak savaş çatışacak bir çatışma çıkar mı diye konuşuyorduk. Ama mevzu şu anda biraz Lübnan'da Hizbullah üzerinden patladı. Ama yine de İran bu duruma hani karşılıksız mı kalacak? Az önce tarif ettin ya kesinlikle. Sen hani İran'ın aslında en büyük meyvesi Hizbullah ve o meyve şu anda yok oluyor. Yok oldu. Bunun karşılığında İran sessiz mi kalacak? İran şöyle, İran sessiz kalmıyor ama bence İran'ın sessiz kalması kendi itibarı için artık daha iyi. Çünkü İran ne zaman sesini çıkarsa hiçbir şey yapmıyor. Bu savaş dönemi, yani bu 7 Ekim'den beri süre gelen savaş durumu aslında İran'ın İran yönetiminin direniş, bunun adı direniş ekseni aslında. İşte Irak'taki Şii çoğunluk, Beşar Esad'ın yanındaki Hizbullah, şunu da biliyoruz, Suriye İç Savaşı'nda Hizbullah Esad'ın destekçisiydi ve oradaki İran güçleri. Lübnan'da zaten bir Hizbullah var. Alt tarafa indiğimizde Hamas var ve onun da yanına geçtiğimizde Yemen'de Husiler var. Aslında bu bir direniş ekseniydi. İsrail bunları tek tek kırdı. Burada İran'dan beklediğimiz şey muhtemelen söylende kalacak ve Hizbullah'ı canlandırmaya tekrar başlamak isteyecek İran. Yani İran'ın bir fiil İsrail ile savaşması İran için mantıklı da değil şu an. Çünkü İsrail teknolojik olarak çok üstün olduğunu gösterdi. İkinci olarak da İsrail bu savaşa ilk başta da dediğim gibi 7 Ekim'den itibaren hazırlanmaya başlamamış. Çok daha öncesinden başlamış. Bu 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık istihbaratların yapacağı bir şey değil. Bu tüm birikimin sonucunda gelebilecek bir şey. Ama İran'a baktığımızda İran kendi içinde de aynı Lübnan gibi birliğini sağlayamamış bir ülke aslında. Biz seninle İran Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra şunu konuşmuştuk. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı %50. Yani halkın yarısı rejime, Molla yönetimine inanmıyor bile. Onun yanında bile değil. Diğer oy veren %50'nin de çoğunluğu reformist oy veriyor. Yani İran Molla yönetimi ve İran Molla yönetiminde şunu da biliyoruz. Hamaney 85 yaşında. Bir savaş lideri değil. Ve İran'ın en büyük gücü Hamaney'in ve Mollaların halka verdiği, nasıl diyeyim, güçlülük mesajıydı. Artık bu güçlülük mesajı da yok ortada. İran şu an tamamen iç karışıklıklar ve ne yapalım derdinde. Ve geçtiğimiz gün bir haber daha basına yansıdı. İsrail o kadar yıllar boyunca İran tehdidini ciddiye almış ve bununla ilgili çalışmış ki sanırım eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad söylemişti. İsrail'le ilgili istihbaratları toplayan İran ajanı İsrail ajanı çıkmış. Yani İran'ın durumu buyken İsrail'in durumu bu. İnsani felaket, İsrail'in durması gerekiyor, Orta Doğu'ya barışın gelmesi gerekiyor. Bunların hepsine tabii ki evet diyoruz. Ancak burada madalyonun diğer yüzüne baktığımızda İsrail'in karşısındaki güçlerin de yenilenmesi ve şekillenmesi gerekiyor. Hı hı. Bu noktadan baktığımızda İsrail'e yani İsrail'in karşı karşısında aslında bir gücün olmadığını görüyoruz nihayetinde. Evet. Hani artık o eski algı saldırımda kesinlikle gitmiş ve somut olarak İsrail'in hem bahsettiğin gibi teknolojik anlamda üstünlüğü var. Hem de işte biraz sonra bakacağız Amerika gibi devletlerin de desteği var. Kesinlikle. Ona gelmeden önce ama Hizbullah'ın olası liderlerine de bakalım. Şimdi diyorduk ki üst düzeyde aslında çok da kimsesiz kalmadı. Evet. Ve İran yeniden bir yapılandırma yapacaktır muhakkak. Evet. Potansiyel olarak nereye doğru evrilir, kim, hangi adaylar vardır? Hı hı. Dün televizyona çıkan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, ki o da 30 yıldır zaten genel sekreter yardımcısı. Bir numaralı aday o. Ancak şu an Hizbullah, tabii beyefendi de hemen bir lider seçeceğiz dedi ama
bu o kadar kolay bir durum değil. Çünkü İsrail'in baskısı şu an çok fazla. İsrail hem kara harekatı olarak hem havadan abluk altına almış durumda Hizbullah'ı her noktadan. Hizbullah'ın şöyle bir durumu var. Hizbullah tüm komuta kademesini kaybettiğinden dolayı toparlanması çok zor. Ama Lübnan %30 Şii halka, Şii topluluğa sahip bir ülke. Bugün toparlanamazsa 10 yıl içerisinde bir şekilde yine toparlanır. Bugünkü gibi güçlü olmayabilir ama bu tarz durumlarda toplumlardan gelen organik bağ kopmadan bu gruplar dağılmaz. Bugün dağılabilir, yarın dağılabilir. Bunu bizim ülkemizde yaşıyor bildiğin gibi. Ama toplumdan gelen bağ kopmadan bu gruplar yok olamaz. Mesela IŞİD'in toplumdan gelen bağ pek yoktu. Evet. Ve birkaç yıllık bir örgüttü. Bir ara çok güçlenmişti. Koalisyon Türkiye üzerine gitti. Bugün IŞİD artık Horasan'a çekilmiş durumda, pek de duymuyoruz. Ama diğer terör örgütlerine veya bu tarz legal ayağı olan gruplara baktığımızda burada önemli olan şey toplumla olan o bağ. Ama bugün tabii baktığımızda Hizbullah'ın toparlanması çok zor artık. Bakacağız, ilerleyen süreçleri göreceğiz. Amerika ne diyor? Dünyadaki Amerika ne diyor? İsrail'in, Birleşmiş Milletler aslında daha taze geride kaldı böyle bir krizin önünde. Evet. Şimdi Netanyahu'nun Nasrallah'ın öldürülme emrini Birleşmiş Milletler toplantısına gittiğinde vermesi zaten dünyaya çok büyük bir mesaj. Burada şu demek oluyor. Dünyada bir güç boşluğu var ve ben istediğim şekilde bu güç boşluğundan faydalanırım demek bu. Bugün biz seninle geçen Donald Trump ve Kamala Harris'i konuşmuştuk ve şu cümleyi söylediğimizi hatırlıyorum. Hani Amerika'nın bir yanı Donald Trump'a, bir yanı Kamala Harris'e mahkum kalmışsa Amerika aslında bir yerde bir güç aşınmasına uğramıştır. Bugün de baktığımızda Yunus Emre Erdoğan diye takip ettiğim bir yazar var. Kendisine çok katıldığım bir sözü var. Şunu söylüyor. Bugün Biden'ın İsrail'le ilgili açıklamaları, Demet Akalın'ın açıklamaları kadar bile artık ciddiye alınacak bir durumda değil. Çünkü Biden artık siyasi olarak ömrünü bitirmiş ve koltuğunu devretmeyi bekleyen bir lider. Hadi bunu geçelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın kaç kere diplomatik temaslar için Orta Doğu'yu turladığını biliyor musun? Benim saydığım en az 9 kere Orta Doğu'yu turladı. Hiçbir işe yaramadı. Hala bugün bile Biden ateşkesin geleceğini söylüyorum diyor. Ateşkes artık yok ortada. Ateşkeslik bir durum da yok. Masaya oturacak insan yok artık. Evet. Yani ortada böyle bir durum var. Yani var olan gerçekliği hiçbir şekilde kabul etmeyen bir Amerika var. Ama güçlü olduğundan dolayı kabul etmiyor değil, yapabilecek bir şey olmadığından dolayı kabul etmiyor. Kamala Harris'e baktığımızda hala işte bu siviller öldürülmesin ama bu İsrail'in meşru savunma hakkıdır. Bu cümle hiçbir şekilde İsrail'in oturup bir daha düşüneceği bir cümle değil. Herhangi bir insani duruma yardım sağlayacak bir cümle de değil bu. Sen böyle cümleler kurduktan sonra İsrail tabii ki durmaz. 2006 yılındaki kara harekatında, Lübnan'a kara harekatında Birleşmiş Milletler çok güçlü bir tepki göstermişti. Amerika bir Bush yönetimi o dönem bir ön almak istemişti. 34 gün sürmüştü bu saldırı ve Hizbullah da bir kazanım elde etmişti. 34 gün sonunda İsrail ordusu Beyrut'tan çekilmişti. Lübnan'dan çekilmişti. Hatta Türk ordusunun da küçük bir kesimi orada görev almıştı. Ama bugün baktığımızda böyle bir durum yok çünkü Amerika kendi derdine düşmüş. Bugün baktığımızda Almanya, NATO, Avrupa Birliği genel olarak şu açıklamayı yapıyorlar. Lübnan'da umarım sivil kanı akıtılmaz ama bu harekat İsrail'in meşru müdafaa hakkıdır diye. Yani ortada gerçekten neyin ne olduğunu tam olarak söyleyen pek bir Avrupa ve Batı ülkesi yok.
Böyle bir durumda İsrail tabii ki durmaz. Eğer başka bir tarz bir durum olsaydı, eğer Avrupa Birliği, burada aslında başka bir noktayı da hemen çok küçük söylemek istiyorum. Burada aslında yıllar içerisinde Avrupa Birliği'nin de ne kadar güçten uzaklaştığını görüyoruz. Avrupa Birliği artık başka bir ülkenin bir karar alırken aklının bir kenarında düşüneceği bir organizasyon olmaktan çıktı. Ama ilk kurulduğunda böyleydi, bir dönem böyleydi. Artık böyle değil, Amerika'da böyle değil. Hatta Rusya'da böyle değil. Hı hı. Ondan dolayı zaten şu an... Rusya'da Ukrayna Savaşı Rusya'da içerisinde Ukrayna o kadar çok boğulmuş durumda ki mesela şu anki bu konuşmada onlar da sadece Orta Doğu'nun yani şurada 2-3 yıl önce savaş öncesi dönemde Orta Doğu'da ne olursa olsun acaba Rusya'nın tepkisi ne olur, Putin kesinlikle. Ne der? Muhakkak kesinlikle konuşurduk, sorardık. Ama özellikle Suriye'den dolayı. Aklımıza bile gelmiyor. Çünkü Ukrayna'da onlar kendi derdine düşmüş durumda. Aynen öyle. Böyle bir durumda da savaş sürmeye devam ediyor. İnsanlar hayatını kaybetmeye maalesef devam ediyor. Peki, teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Dilerim daha iyi ve güzel konuları artık konuşuruz. Umarız. Dileriz dünya daha iyi bir yere doğru gider. Çok teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.